Merhabalar efendim. İhmal edilebilir nasihatlerde Alev Alatlı'nın evindeyiz. Biz artık stüdyoyu buraya taşıdık. Artık bundan sonra program sizden gidecek. Öyle görünüyor. Başımla beraber. Keşke böyle olsa. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Profesör Doktor Süleyman Seyfi Öğün bizimle birlikte. Ve başından itibaren Batı'yı konuşmaya gayret ediyoruz. Batı'nın içindeki kavramları, Batı'nın oluşturduğu algıyı, aslında gerçeğini, bunu konuşurken de kendi zihniyetimizi, onlara dair fikirlerimizi yeniden revize etmek üstünden de bir bakış sergiliyoruz. Doğru söyledim mi hocam? Tabii tanımıyoruz. Batı iddiasındayım ben. Hiç tanımadığımız iddiasındayım. Dinini bilmiyoruz. Hristiyanlığı bilmiyoruz. Hristiyanlığın ne teorisini doğru dürüst biliyoruz ne pratiğini biliyoruz. Üzerindeki Hristiyanlığın insanların üstündeki etkisini bilmiyoruz. Ekonomisini hiç bilmiyoruz. Sosyolojisini bilmiyoruz. Bir Batı diye uydurduğumuz bir şey var. Doğru. Peşinden yani, gidip duruyoruz. Gidip duruyoruz. Ona göre yorumlar yapıyoruz kendimize göre. Ve bana da sorarsanız her seferinde de tosluyoruz bu yüzden. Yanlış yapıyoruz. Yani Batı'yı bilmediğimiz için de bütün bu yaşadıklarımızda öngörülü olamıyoruz diyelim. Bence öyle evet. Çok tedbir alabilirdik bir sürü bir şeyde. Veya umursamamayı öğrenebilirdik. Şimdi bir de çok ciddiye alıyoruz. O kadar ciddiye alıyoruz ki efendim işte yani sanki bir ideal var orada da biz onu ille de yakalamalıyız gibi. İşte, ağır bir ev ödevi. Evet. Psikozu. Evet, çok doğru. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela Aristo kadar değişik kişiler tarafından çevrilmiş kimse yoktur. Yani ne zaman bir şeyden dolayı başımız sıkışsa biz tekrar şeye döneriz. Aristo'ya döneriz. Peki niye? Ve yani Batı'nın 500 yıl evvel vazgeçtiği bir düşünceye dönüş niye? Ve işin kötüsü bunu tartışamazsınız da. Beraberle işte gerici, milliyetçi vesaire filan gibi yaftalarla konuşturulmaz da. Bugün içinde hala Aristo'nun bu çevirilerin etkisi var mı? Hani 40'lı yıllar Hasan Ali Yücel dönemi, o dönemde yapılan çeviriler eğitimin yapılandırılmasında bir şey zemin oluşturmuş ama bugün içinde hala bunu söylemek mümkün mü? Bence mümkün. Tabii. Bence mümkün çünkü ağzınızı Pisagor'la açıp Aristo'yla kapatıyorsunuz hemen. Çünkü o bir külliye Ayşe Hanım yani Yunan mitolojisi artı bu şey eski Yunan filozofları eski Yunan filozoflarından yola çıkıp düzenlenen başka bilimler gibi bir külliye bu. Ve bu külliyeyi hiç sorgulamadan kabul ederseniz, hocamın buyurduğu gibi çok ağır bir sipariş. Ve geldiğimiz noktada müziğini bilmesek ayıp. Tabii İlyada Odüsse okumasak zaten çok ayıp. Mahler sevmeseniz ayıp, öyle mi? Bahtan içime fenalık geliyor demek. Ayıp. Olmaz tabii. Efendim, dediğiniz gibi Odise'yi okumamak, hele beğenmemek tabii. Ayıp. Sofokles ayıp. Nouvel Cuisine sevmemek ayıp. Efendim, şarabın cinslerini bilmemek veya saz etmemek ayıp. Yani giysiler ayıp. Yani bakın en ucuz semt pazarında satılan tişörtlerdeki yazılara bakın. Efendim, Anadolu'nun en ücra köylerinde bile yani bunlar satılıyor. Bırakın hani ucuz semt pazarlarını yani taklitleri rağbet buluyor. Tabii ki yani ve şey gibi sanki birisi bir yerden bir emir veriyor ben ona göre hemen beğenileriniz
değişiyor falan. Hani bu bir külliye, onu anlamak lazım. Ancak tek doğru olmadığını hayatta, hatta tek tarih olmadığını hayatta anlamak lazım. Şunu söylemeye çalışıyorum, yani değişik kültürlerin ürünlerine öykünmek, onları ilginç bulmak, bu hep vardır. Hani bir yere gidersiniz, farklı bir vaza görürsünüz, bir şey görürsünüz falan, bu hep vardır. Benim söylemeye çalıştığım şu, olanı en iyisi ve tek olarak kabul ettiren zihniyet. Yani düşünmeyi geri plana iten. Geri plana iten ve kabule zorlayan zihniyet. Şimdi işe böyle baktığınız zaman, hani insanın naturasından tutun çiçeklerin büyümesine varıncaya kadar bir dizi rejimantasyon, bir kural girer devreye. Bu müzikte olur. Daha önce de konuştuk bunu. İşte Türk müziğinin ara seslerini beğenmezsiniz, yok sayarsınız gibi. Yani bir isyankâr bir şeydir. İştir son tahlilde. Eğer becerebilirsek bu programlarda birkaç yönden bakmayı, belki ikna edebilir miyiz veya ateşleyebilir miyiz? Börtlen çalısı benzetmesini kullanıyor hocam. Börtlen, daha önceki programlarda da kullandınız. Evet, evet. Tarihe Börtlen çalısı gibi bakmak, farklı dallarına bakmak gerektiğini söylüyorsunuz. Söylüyorum tabii, çünkü şöyle duruyorsunuz efendim, ki bunlar beni hakikaten çileden çıkarıyor demeyeyim ama küçümsüyorum diyeyim, bu tip laflar işte Türkiye'de de hiçbir şey olmadı. Efendim bu doğru değil. Yani kız voleybol takımı veya basketbol takımınızın Avrupa şampiyonu olması bir şeydir. Tabii. O kadar çok şey söyler ki. O kadar çok şey söyler ki. Kadının geldiği yer şu, bu falan. Üniversitelerdeki hocaların %50'sinden fazlasının kadın olduğu size çok şey söyler. Havaalanının adının Sabiha Gökçen olması size çok şey söyler. Bu, bunların her biri kendi içinde bir hikayesi olan işlerdir. Şimdi hiçbir tanesini görmeyip tek bir şeye takılıp ve ona da kendi etrafınıza dönen o tek şeyin sizi mutlu edip etmediğine göre ülkenin bütünü, dünyanın bütünü hakkında ahkam kesmek. Bunlar çok tehlikeli işler. Tehlikeli işler çünkü yanıltır ve doğru karar veremez olursunuz. Hocam bunu Batı'nın saflaştırmasını daha önceki programlarda da söylemişti. Yani. Buna karşı bir bu programda, daha doğrusu buna karşı bir şey, bayrak açtık diyelim. Doğrusu bu bir basitçilik aslında ve her basitçilik basit ayrımların üzerine gelişir. Yani mesela diyelim ki işte Batı. Bu bir basitlemedir. Ama hangi Batı diye sorduğumuz zaman herkesin buna karşı cevabı farklı oluyor. Bir dönem bu müesseseler olarak Batı'ydı. Bir dönem zihniyet, kültür, sanatlar, felsefe falan olarak Batı'ydı. Bir, öyle bir Batı'ya geldik ki bu dönemde bu takıp takıştırdığımız bir Batı. Daha bijuterik bir Batı algısı. Yani bu tüketimle falan alakalı bir şey. Takıp takıştırdığımız Batı, evet, çok güzel bir laf. Evet. Yani dolayısıyla hani biraz bu fil metaforu gibi. Karanlık içinde işte elimize rastlayan, o an işimizi gören, ihtiyacımız olan veya özlemimiz olan bir şeyleri Batı üzerinden anlatıyoruz. Burada da böyle basitlemeler var, ayrımlar var. Mesela diyelim ki felsefe tarihi, işte o artık Batı felsefesi tarihidir, başka bir şey olamaz. İşte müzik, sanatlar, bu Batı sanatlarıdır. En fazla ne yapabiliriz? Biraz yerelden bir şeyler katarak,
Hani o da Zevair'i kurtarmak bağında. Yabancılaşmayı işte, biraz önleyebiliriz yani. Falan gibi bir bakış evet. var. Bu basit ayrımlar nereden geliyor? Esas olarak buna bakmak lazım. Bunun tabii felsefi planda arkasında bence Aristo mantığı var. Demin de Alev Hanım da ona değindi. İşte A, A'dır. B, B'dir. Aydınlık aydınlıktır. Karanlık karanlıktır. Veya siyah ayrımı. Ha, o tip böyle. Bunlar hiçbir zaman birbirine karışmaz. Aralarında sızdırmazlık ilkesi işler falan gibi bir şey. Ve bunları bir de idealize ediyoruz tabii ki yani. Aldığımız zaman işte Batı felsefesi. Yani ne bileyim mesela hikmetler var. Hikmetleri felsefe karşısında küçümseme eğilimi. İşte bilim böyle bir şey. Onlar, sanatlar böyle bir şey. Tabi bunlar biraz ağır ev ödevleriydi. Şimdi onlardan büyük ölçüde kurtulduk. Çünkü o takıp takıştırdığımız Batı, bu da tabi büyük ölçüde Amerikanizasyonla bağlantılı. İşimizi görüyor. Herkes bir anlamda batılılaşmış oluyor yani. İşte üretim ev ödevinden kurtulduk. Bir ara yırtınıyorduk, sanayileşeceğiz bilmem ne. Şimdi artık iş yapacağız, işte kazanacağız filan diye bakıyoruz. Bunları zaman içerisinde, o ağırlıkları da böyle hafiflettik. Batı'nın siyasi tarihi, Batı'nın diyelim ki ekonomik tarihi içerisinde yatan korkunç şeyleri, bunlar başka türlü ifade edilemez. Bunları da Batı'nın saf, bozulmamış, iyi niyetli ve hayırhah düşünce gelenekleriyle filan yıkamaya çalıştık yani. Halbuki bunlar birlikteydi. Bu bağları kuramadık. Zaten vardılar. Tabii yani. Mesela bilim düşüncesinin böyle saf bir düşünce olmadığını, işin içine kirli hesapların girdiğini. Şimdi Alev abla bunları anlatır. Yani Edison elektriği icat ediyor ama o ara bin bir kötülükle beraberinde. Tabii tabii yani oluyor. Bir de o deneylerde filan değil mi? Siz anlatırdınız onları böyle korkunç insanı filan yoksa ya. Ya Benjamin Franklin'in dünyası neydi mesela? Yani böyle bilim, teknoloji filan veya işte şey ne yaptı? O Oppenheimer mıydı? Oppenheimer. Evet yani şimdi mesela bu adam hangi aileden geldi? Bu aile nasıl bir aileydi? Buradan nasıl çıktı bu adam? Yani birden işte Einstein filan, hem Einstein fiziği elimize atom bombası olarak geldi filan. Yani bunları, bu bağlantıları kurmak lazım. Ekonomi, kalkınmışlık falan, ama bunun bedelleri ne? Yani gerçekten insani bedelleri ne? Aynı şekilde mesela siyasal olarak işte çoğulcu, demokratik bir toplumun riskleri nedir yani mesela? Bunları artık hiç hesaplayamıyoruz. Yani bu nasıl oluyor da nitelikleri eriten bir etki gösterebiliyor? Nasıl vasıflarımızı kaybediyoruz onun içerisinde filan? Yani özgür değerlendirmeler yapamıyoruz. Çok bağımlı değerlendirmeler ve tek dereceli değerlendirmeler. Sizin örnekleriniz de var. Yani bu özgürlük ortamının getirdiği o kadar çok kötülük var ki yok sayıyoruz. Batı'da 30, sizin yine notlarınızda da var. 35'ten fazla sivil toplum kuruluşu pedofiliyi savunuyor, pedofilinin bir insan hakkı olduğunu ve bunun olabileceğini bakın, ve bunun işte aynı siyasi şey, yani sizin söylediğiniz örnek olması doğru mesela sivil toplum duvar yıkıldıktan sonra bir sivil toplum fetişizmi başladı. Ya yani bütün kötülükler devletin, bütün kötülükler ulusun. Ama sivil toplum böyle arı kalmış, duru kalmış bir alanmış gibi. Halbuki sivil toplum böyle bir şey değil ki. Onun içinde yani devletin ceberrutluğunu rahmetle hatırlatacak uygulamalar var. Yani o heterodoksinin içinde öyle ortodoksiler var ki yani dehşetengizdir. Mesela şeyi de bu Püritan hareketi mesela, Protestan hareketi şey görüyoruz biz. İşte böyle bir özgürleşme falan. Tamam, kiliseyi itiyorlar bir tarafa ama onun içinde o sivil alanda öyle korkunç uygulamalar, yani Katolikliğe rahmet okutur. Yani Calvin berbat bir adamdır. Yani bunları görelim. İşte bunları bilemiyoruz. Yani onun için böyle dediği doğru Alev Hanım'ın, yani böyle tek dereceli, mutlakçı, ideal boyutlar peşinde koşan bir zihniyetten biraz daha reel düşünen, bir şeyi bir şeyin içinde gören, analitik değil belki biraz diyalektik bakmakta fayda var.
Ben buradan Batı'nın kendi kökenlerinde, Batı düşüncesinin, biraz önce sizin söylediğiniz Yunan düşüncesinin de kendi kökenlerinde insanı hiçe sayan, yok eden veya insanı sınıflandıran, aşağılayan düşüncelerin, ortamların etkisi yok mu? Vallahi bence var. Yani şöyle düşünün. En son ne zaman Orhun Antlar'ı okutuldu doğru dürüst? Yani sanki çok edebiyatta var mı bilmiyorum. Hiç görmedik. Bir iki dizesi. Olabilir. Hiç, hiç görmedik. Şimdi ne demek istiyorum? Mitoloji dediğimiz zaman Türkiye'de eşittir Yunan mitolojisi. Doğru mu? Bir başka türlü anlaşılmaz. En yetkin mitoloji. En yetkin mitoloji. Yunan mitolojisi. Peki. Yunan mitolojisine baktığınız zaman ne görürsünüz? İnsanlar tanrılarla habire kavga ederler. Tanrılar insanların bir takım şeyleri öğrenmesini engeller. İnsanlar da tanrılar da işte ateş mateş ne bulursa çalar, bunu eder. Çalar ve sürgüt bir kavgadır. Kimin kimin cebinde elinin olduğu belli değildir. O ondan evli, bu bundan evli falan filan. Aslına bakarsanız tuhaf bir şeydir. Dünya görüşüdür. Şimdi bu bir dünya görüşüdür. Bir kere bunu anlamak lazım. Dünyaya nasıl bakıyorsunuz? İşte taşlaştırdığınız insanlar, yok boğaza attığınız iyo falan. Şimdi bu bir tarafta böyle. Peki dönün. Türk mitolojisine bakın. Asya. Diyeyim. Tamamen Türk değil elbette ki. Çünkü belirli kavimlerdir. Alışverişler var. Alışverişlerden gelir. Ama orada bakarsınız. Bir tarafta ateşi çaldı diye işte Promete'nin ciğerini yer her gece kartal sabaha kadar cezanın ağırlığına bakın, büyüklüğüne. Bizim mitolojide hayır, iner ateş akmasını öğretir. Ülgen işte şey yapar, söyleyin, ağ örer, balık tutmasını öğretir. Ve hatta işte insanlarla bir olup gider erliği, yeraltı şeysini onu önlemeye çalışır. Onlarla kavga eder falan. Şimdi şöyle, yani bir tarafında Rahman ve Rahim bir şey vardır. Yaratıcı vardır. Veya yaratıcılar vardır. Öbür tarafta tam tersine. Cezalandıran. Cezalandıran ve çok haince, çok kötü. Yani böyle bir şey kimin aklına gelir? Adamı dağa bağlayın. Ondan sonra canlı canlı ciğeri yensin her gece. Sonra tamir olsun gündüz. Sonra o kartal gelsin bir daha yesin. Sis olsun kayı. Bu nasıl bir şey? Tasavvurdur. Ama bu. Şimdi bizimki bu tür bir şey. Peki. Bir adım ileriye götüreyim. Allah'ın 99 ismi var değil mi? Hı. Peki Türkler niye bu isimlerden hep Rahman, Rahim gibi iyi olanları kullanırlar, iyi diye yönelik olanları kullanırlar. Yani mesela şey deseniz Kahhar deseniz de neredeyse biz estağfurullah deriz. Yani bu kenara itilmiş bir şeydir. Yok canım olur mu? Şey, ne kahları diyerekten falan. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Kültür seçiyor. Dünya görüşüne uygun olanı seçiyor. Ve o kendine mahsus bir yorum getiriyor. İstediğiniz kadar deyin ki bu yorum olmaz. İşte şeydir. Bu son halidir filan, böyle bir şey yok. Ona göre alıyorsunuz, ona göre şekillendiriyorsunuz. Kendi kafanızda ona yerleştiriyorsunuz falan. Peki bunu niye söylüyorum? Bunu şunun için söylüyorum. İddiam o ki,
Yunan mitolojisi ve Yunan mitolojisinin getirdiği dünya görüşü ne gösterilen teveccüh Batı tarafından dünyanın bugünkü halinin sebebidir. Kodlarını oluşturuyor. Kod. Üzerine bir Hristiyanlık tabii. Geliyor. Onu kısmen değiştiriyor. Ama bir dakika. Hristiyanlık... O Hristiyanlık gelmiyor. Hanımefendi, o Hristiyanlık yapılıyor. Şimdi şunu hiç unutmayın. Yani Hristiyanlık dediğiniz 1450 yıl süreyle 150 küsur insanın yazdığı hikayelerin yan yana getirilmesinden oluşur. O yüzden bugün geçerli olan kutsal kitap çelişki doludur. Bir tanesinde işte İsa'nın çocukları vardır, ötekinde yoktur, birinde bilmem nedir falan filan. Ve bugünkü geçerli olan kaç tane versiyonu var şu anda? 29 versiyonu 30 var. 30 gibi bende. 30'a yakın. Evet, 30 versiyonu gibi. Var. Şimdi yani Hristiyanlık gelmiyor üstüne. Şimdi bizim bir numaralı belki de yanlışımız Hristiyanlığı Kur'an'dan öğrenmek oldu. Öyle olduğunu varsaydık. Ya öyle değil. Şu anlamda öyle değil. Tövbe estağfurullah, Kur'an yanlış da demiyorum. İşleyişi öyle olmadı. Tabii. Söylemeye çalıştım o. İşleyişi öyle olmadı. İşleyişi o kadar farklı oldu. O kadar karmaşık oldu ki az önce verdiğim örnekte olduğu gibi o nesne alındı. Türlü şekle sokuldu. Ve şunu da unutmayın. Roma İmparatorluğu Hristiyanlığın imparatorluklaşmış halidir Roma. Hayır değil. Bunu bir türlü biz göremedik. Hala insanların kafasında yok. Roma dediğiniz Hristiyanlıktır. Katolikliktir. Katolikliğin cismanileşmiş şeklidir. Roma. Tabii uzun süre Hristiyanlara karşı Romalılar mücadele verdi diye biz biraz daha farklı bakarız. Şimdi o da yalnız şunu söyleyeyim. O da abartılmıştır. Yani hangi Hristiyan kaç tane şeyi yandı da şu oldu bu oldu. Abartıktır. Adamlar kendilerine bir tarih yazdılar. Bunu lütfen unutmayalım. Bir tarih yazıldı bu. Yazıldı ve okutuldu. Ve hala okutuluyor. Her gün okutuluyor. Ve mutlaklaştırılıyor. Ve bu mutlaklaştırılıyor. Üstüne gidiliyor. Bu bir tarih. Bu yazılan bir şey. Bakın Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Amerikan Birleşik Devletleri'ni yapan adam Roosevelt'tir. Theodore Roosevelt'tir. İşte şiddet bir erkeklik hainidir diye başlayan adam ki bu 1800'lerin sonu 1900'lerin başındadır. Roosevelt'tir. Fakat daha önemli biri var bence. Norman Rockwell. Hiç duydunuz mu bilmiyorum. Norman Rockwell bir ressamdır. Ve Norman Rockwell Amerika'yı çizdi. Olmayan bir Amerika çizdi. Ne gibi? Mesela Şükran Gür'ü çizdi. İşte Şükran Gün dediğiniz ortada bir hindi. Etrafta sarışın çocuklar. Hokka burunlu. Sevimli çocuklar falan gibi. Binlercesi. Mesela Post denilen bir dergi vardı. 40 yıl önce onun kapağını yaptı adam. Resim çekmeyen. Gelin şöyle düşünün. Bir gazete düşünün veya bir dergi düşünün. Asla resim çekmiyor. Tamamen illüstrasyon. Ve görmek istediğinizi çiziyor. Nasıl farklı bir dünya olabiliyor düşünsenize bir. Ama Amerika böyle oldu. Resmiyle arkasından Hollywood devraldı. Hollywood da olması gerekenin çeke o hale geldi.
Ama o kadar iyi başardılar ki hani bugün 16 milyon çocuğun aç olduğunu Amerika'da söyleseniz kimse inanmaz oldu. Tam bir perdeleme. Karartma diye tanımlıyor Edward Said bunu. Yani müthiş iyi götürdüler. Allah'ları var yani. Çok çok iyi götürdüler. Roosevelt'ten itibaren işte Theodore Roosevelt'ten başladı. Mesela Theodore Roosevelt çok abuk sabuk bir savaş vardır, Küba Savaşı. Kimseye iyi gelmeyen, niye olduğu belli olmayan. Roosevelt bir tane ordu kurmak istedi falan. Öyle anlatılır. Şimdi Roosevelt peki. Hanımefendi arkasından film çekildi Küba'nın işte özgürleştirilmesi diye. Şey de yapıldı biliyor musunuz? Gemiler havuzlarda yapıldı. O ilk gördüğünüz o maketler bilinen neler o numara. Yani Hollywood trikleri oradan ilk İngiliz İmparatorluğunu anlatanlar buradan başlarlar zaten o savaşta yapılan. Ve devam etti bu, devam etti ve bugün devam ediyor. Şimdi öyle bir hale getirdiler ki işi şimdi mesela. Amerikan gençliği Vietnam'ı kazandılar zannediyor. Falan gibi. Tabii şimdi düşmanı teröristler ve teröristler de Irak, işte Suriye giderek filmlerde değişiyor tabii. Önce Afganlıydı teröristler. İşte daha sonra Suriye, Irak kaynaklı oldu. Sonra kendi iç halklarında o kökenli olanlar terörist oldu. Şimdiki filmlerde de ağırlıklı olarak hani İslam ve mesela şu cümleleri duyuyorum. Bunlar 7. yüzyıldan beri bu kitabı sürekli okuyorlar. Bu kitap onlara başkalarını öldürmeyi emrediyor. Müslümanlara ilişkin evet. Filmlerde geçen bir cümle. Evet, evet, i̇şte evet, evet. Bunların peygamberleri bunlara terörist insanları öldürme, iyi insanları. Burada da iyi insan tamlamasını çok yani bu temayı işleyen artık yüzlerce film, dizi vesaireyle karşı karşıyayız ve gerçekten Müslümanlar bir düşman onlar için artık. Çünkü biraz şöyle galiba. Yani bir insanın ontolojik, varoluşsal gerçekliğini ne belirler? Bunu iki türlü yapabiliriz. Belki başka yollar da vardır ama ilk aklıma gelenleri söylüyorum. Ayrıştırarak veya ilişkiselliği içerisinde. Ayrıştırırsanız ilişkisellik bozulur. Dolayısıyla devamlı saf kalmaya mahkum edersiniz kendinizi. Ve o saflığı ayakta tutmak için mutlaka bir karşıtlık kurmanız lazım. Yani bunun jeneratörlerini sürekli çalıştırmanız gerekiyor. Mesela şu söylenir, bu duvar yıkıldı, işte bu Fukuyama'lar falan dediler ya, yani işte artık tamam liberalizmin kesin zaferi veya Batı'nın kesin zaferi. Aslında ağır bunalım Batı'dan geldiği için, yani merkez dünyadan geldiği için o çözülme yaşandı. Bir, ikincisi Sovyetler çökünce yapayalnız kaldılar, yani düşman bulmak zorundaydılar. Onların bunalımıdır bu. Yani Sovyetlerin bunalımı dünyayı çözdü zannediyoruz ama hayır öyle değil. Küresel olarak Batı'nın kendi krizleri dünyayı çözdü. Ve Batı'yı çok pejoratif amiyane kaçacak ama dımdızlak açıkta bıraktı. Hemen harekete geçti. Jeneratörü yeniden çalıştırdılar. İşte bu sefer İslam. Bu sefer işte Müslüman, bu sefer Türk. Bu arada eski düşmanı da bu yeni düşmanı adapte ettiler. Mesela filmlerde dikkatimi çeken dizilerde ve filmlerde Ruslar teröristlere yardım ediyor. İşte tabii. Batı bloğunun karşısında tabii, yani konumlandırma ama olur. Şeyden çıktılar yani. Ana hedeften çıktılar. Yeri geldiğince işbirliği yapılıyor. Çünkü onlar da Çeçenistan'da savaştılar evet. Bu teröristlere karşı. Müslüman teröristler dedikleri teröristlere bir de dünyanın parası geldi tabii canım yani onu tabii de yani, öyle de bir şey var yani büyük para onu geldi. Yapmadan bırakamıyor halbuki diğer türde ilişkiseldir ve siz verir verdiğiniz kadar alırsınız zaten mesela Osmanlı İmparatorluğu'na bakıyorsunuz ne kadar kompleksiz adamlar yani işte, bilmem Rumlardan alıyor, bilmem şeyde Sırplardan alıyor, Yahudilerden alıyor, yani herkesten alıyor. Hiç derdi olmamış. Yani hiçbir kompleksi yok. Dolayısıyla o
kültür kompozisyonu son tahlilde, yani bugün hakikaten ona bir sahip bulamıyorsunuz. Çünkü hepsi işin içinde. Yani Tamburi İzak da beste yaptı. Bilmen Şen de beste yaptı. Dede Efendi de beste yaptı. Ve bunlar bir aradaydılar. Yani kompleksiz bir biçimde. Mutfaklarını açtılar insanlar. Ali Üskübey'i biz geçenlerde tabii. yaptık mesela. Bir Polonyalı bir geldi. Polonyalı. Katkıda bulundu. Dimitri Kantemir öyle falan. Yani baktığınız zaman bu ilişkisel bir şey. İlişkisel bir model. Diğeri ilişkileri berhava ediyor. Çünkü A, A'dır. B, B'dir. Bunlar karışmaz birbirine. Daha da geriye alın. Daha da geriye alın. Öjenik hikayesini tabii, alın. Tabii. İşte ona gelecektim burada. Yani bu saflaştırmanın tabii. ilk kökeni ilk nerede başlıyor? Bu ayrıştırmanın diyelim. Şimdi valla... Şimdi dünyanın bir sürü yerinde bu olmuş olabilir Ayşe Hanım. Yalnız... bilmiyorum hocam yapacak mısınız, fikir olacak mısınız? Çalı dibi karıştırmak diye bir kavram ben son zamanlarda dönüyor kafamda. Çalı dibi karıştırmak. Yani kötünün üstünü örtmek lazım. O bakımdan İslam'ı büyük saygıyla karşılarım. Yani söyletme kötüyü. Kötünün üstünü ört. Bir İslam ahlakıdır bu. İslam ahlakıdır. Kol kırılır yen içinde. Şimdi bunun niye bu kadar yararlı bir iş olduğunu görüyorum artık. Bu yaşımda ve bu bilgimle. Şunu demek istiyorum. Isparta. Isparta'nın en rezil adeti bir çocuk doğduğu zaman bölgenin ihtiyarları heyeti gelir. Kontrol ederlerdi. Çocuk yaşayacak, yaşamayacak. Çocuğu eğer eksikli görürlerse, kusurlu görürlerse götürler, o dağın dibine koyarlar. Çocuk orada kalır. Ve tabii ki ölür. Bazen ölmediği olur. Ölmediği varsa alıp geriye getirirler. O zaman da işte başına gelmedik kalmaz falan. Yalnız şu bakıma çok önemsiyorum. Yani kendinizi bir tür olarak görmek ve insanı bir sarf malzemesi olarak görmek fikri burada gelmiştir. Girilen yer burası. Şimdi ülkelerin tarihlerinde bu olmuş olabilir. Nitekim Japonlarda olduğu falan da söylenir. Ama bu öyle bir dönemdir ki unutursunuz. Bu rezillik cahiliye dönemidir deyip kapatırsınız ve bir... Onu cahili olarak da tanımlarsınız tabii. Tabii ki bunu tanımlarsınız, üstünü örtersiniz ve tekrarlanmamasını sağlayacak şekilde kendinizi yeniden eğitirsiniz. Abla lafınızı unutmayın ama burada bir şey söylemeyi gerekli görüyorum kendi açımdan. İzin verirseniz eğer. Estağfurullah. Bu son zamanlarda özellikle bu Ermeni meselesi yüzünden Türkiye'ye dayatılan bir şey var. Hatta bu artık giderek bir entelektüel söylem haline de geldi. Yüzleşin. Evet. Şimdi bu yüzleşin. 20 yıldır bunu konu. Ve itiraf ediyorlar. İtiraf edin. Evet. Bu günah çıkartma. Yani bu Katolik bir pratik. Onlar yolunu böyle bulmuşlar. İyi kötü. Bize de dayatılan bunu yap. Yani gir hücreye ve günah çıkar. Yani kötülüğünle yüzleş. Kamuoyunun evet. önünde yap bunu. Ve buradan beklenen de böyle çok safça bir şey belki veya çok şeytani bir şey bilemem. Yani böylelikle ıslah ol. Bir kere bu yüzleşmenin ıslah getireceğini kim söylüyor? Bunun garantisi var mı? Daha mı fazla bileneceğiz o yüzleşme yüzünden? Yoksa ıslah mı olacağız? %50-%50 kağıt üzerinde. İki, yüzleşme kültürü olmayan günah çıkarma kültürü olmayan bir topluluğa bunu nasıl yaptıracaksınız? Şimdi peki sizde bu yok. Ne var o halde? Bizde mesela tövbe var. Tövbeyle günah çıkartmak evet. Ama tövbeyi ben Allah'la içimden bir akit olarak yapıyorum. Yoksa böyle çıkıp lafa boğarak yapmıyorum onu. Bu Allah'la içimde. Tövbe ettim. Kime tövbe ettin? Allah'a tövbe ettim.
Diğerinde ise tamamen yatay ilişki. İnsan insan karşısında günah çıkartıyor. Böyle bir tuhaflık var. Evet. Bu şimdi... yani günahın üstünü örtmek, yani kötülüğün üstünü örtmek meselesi de tam işte bu tabii. Bu budur. Yani örtersiniz, tövbe edersiniz, kapatırsınız. Şimdi Batı'da böyle olmadığını görüyorum. Tersine orada yakaladığı bir şeyin üstüne gidip bir de şekillendirmek. Tabii onun üzerine. Şekillendirmek, kendince tahlile girmek ve devam ettirmek. Isparta'daki bu eugeniks ve ayrımcı, yani çocuk seçimi yetiştirirken onu söylüyordunuz. O düşüncenin izlerini takip ettiğimizde ne görüyoruz? Şimdi bir kere şunu görüyorum. Ay hanımefendi, hakikaten dertliyim. Yani şuradan 10 tane entelektüel çağırın. Okul bitirmiş filan olsunlar gerekli. Sorun. İşte sorun Sokrat'tan itibaren, işte Sokrat'tı, Eflatun'du, işte Aristo'du, sorun. Bu adamların öjenik hakkında düşüncelerini, ne olduğunu sorun. Bilmediklerini göreceksiniz. Öjenik kelimesini dahi bilmediklerini. Evet, biraz sosyoloji falan, hani tarih okuyanlar için diyebiliriz. Ben size söylüyorum, 10 kişiyi çağırın, bulmadıklarını göreceksiniz. Bir kişiye çıkar ya çıkmaz. Çünkü Öjeniks böyle bir şey ya, Sokrat kabul eder, Eflatun kabul eder, Aristo kabul eder. Yani insanların niteliklerine göre, fiziki özelliklerine göre, zeka vesaire özelliklerine göre ayrıştırılması. Madenleri şey yapıyorlar ya, altın, gümüş. Şimdi ayrıştırıyor bir yandan, öbür taraftan buyurduğu gibi üç grup, işte bronz, altın, gümüş. Altın, işte filozoflar şeyden geliyor, kalıtımsal falan. Orta grup var, onlar askerler, iç ve dış olaylarda koruyorlar. Bir de köleler var, onlar işgalin. Aynı sistemi Roma devralır. O yüzden Yunan Roma'dır. Roma devralır. Aynı sistem Roma devralır. Hatta o kadar alır ki Roma'ya asalak şehir denir. Çünkü Roma kendi üretimini yapmaz. Tamamen şeydir. Dışa bağımlıdır. Dışa bağlıdır. Dışarıdan gelir. Yani o çok belki daha önce söyledim onu. Debdebe şaşanı. O debdebe ve şaşa, o kolozyum. 100 bin tane Habeş vesaire adamın kemiği altında vardı altında. Gayet tabii onların yaptıkları yerdir. Şimdi bizimkilerin, Türklerin diyorum, Türk entelijansiyası bir durup düşünmesi lazım. Osmanlı şuradaki Topkapı'dan daha iyi saray yapardı. Herhalde çırağına muhtaç değildi. Fakat bu çırağın da beylerbeyini utandıracak büyüklükte bir şey yapmak için hakikaten 100 bin kişiyi öldürmek lazım. Bunun görülmesini, evet, koşullarıyla tabii. Bunun görülmesini istiyorum. Aynı şey St. Petersburg'da, bu kadar çok sevdiğimiz binalar, alkışladığımız St. Petersburg. Ya şunu biliyor musunuz? Yaklaşık 40 yıl Rusya'da taştan ev yapmak yasaklandı. İnsanları öldürdüğü için. Ayıl taşları şeye taşındıkları için. St. Petersburg'a taşındığı için. Kilometrelerce öteden. Millet eteğinde taş taşıyarak yapıldı o muhteşem binalar. İşte bir de şöyle bir karşılaştırma da hep yapıyoruz ya, o bölgeleri. İşte muhteşem Batı yaptığı zaman harika bir şey. Bizimki de sonuçta nedir yani? 3 tane. Turistik. Bizimki tarih mi filan, hani tarihi bina mı gibi yorumları sıkça duyuyoruz. Ay yaşasınız. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani bu bir dünya görüşü. İnsan için mi yaşarsınız? Bina için mi yaşarsınız? Bu bir seçimdir hakikaten. Şimdi Türklerin bence trajedisi hem insan için yaşamak bir tarafıyla, çünkü hala birbirimizi çok seven, tutan, değil mi?
acıyan, merhametli bir toplumuz. Gözümüz de orada. Şu ikisinin bir arada gitmeyeceğini ve neden gitmediğini bir de öğrensek. Bunun mümkünü var mı ama? Yani şöyle bunu ayrıştırmanın artık var mümkünü efendim, var mı? Var. Yani bence doğru dürüst bir müfredatla bu var. Yani Homer anlatacaksanız Homer deyip geçiştirmeyeceksiniz. Kimdir bu adam? Anlatın şunu. Başını sonunu. Kennedy deyip geçmeyeceksiniz. Kimdir bu Kennedy? Nereden gelir? Neye gider? Ne içer? Ne yer? Anlatmak lazım. Yani insana dönük anlatamazsanız tarihi olmuyor. Bir laftır gider. İşte Voltaire. Ya Voltaire sarhoş adamın tekiydi. Rusya'ya yaptıkları da az yani, şeyler değil. Yani Allah aşkına çok zeki bir serseri. İyi de yani şimdi Voltaire dedi diye bir kelime cümle güzel. Ama o Voltaire'in kim olduğunu, hangi koşullar altında yaşadığını, Holbein kim olduğunu inanılmaz. Rousseau'dan vesaire bir sürü şey için bunu söyleyebiliriz. Yani onların hepsinin aslında sonuçta bir cümleleri hoşumuza gidiyor alıyoruz işte. Ama sonuçta bir bütüne baktığımızda başka bir şey tabii çıkıyor. Yani bunu yapmak zor değil. Kitapların yeniden yazılması lazım. Tabii metinlerle yani o metinler sonuçta işte zapturapt altına alınmış fikirler, söz. Evet. Metinlerle ya da sözle genel manada düşünce olarak yani logos olarak düşünün. Pratik arasındaki bağlar yani hangi tarihselliğin içine bir şey söylenmiş ama nerede söylenmiş? Hangi şartlar altında? Kim söylemiş? Bunlara bakılması lazım. Biz böyle onları alıyoruz damıtılmış şeyler gibi. Evet, steril, cımbıza yani çekilmiş. Böyle mükemmel formasyonlar falan olarak. Hayır öyle bir şey yok. Çünkü mükemmel insan onlar yarattı mesela, bir yargımız var. Mesela hermenötik gelişmiyor bizde yani. Hermenötik mühim bir şey olsa ki yani o laf ne? Bir satır görüyorsun ama arasında ne yazıyor onun? Yani biraz böyle öncesi, hem metin sonrası, çalışmasını evet. Teşvik eden bir şey hem de bağlamları ayrıca kurmayı gerektiren bir tablo bu. Onu yapmıyoruz. Bu öjenik meselesiyle ilgili olarak da yani çok doğru ben tamamen katılıyorum Alev Hanım'a. Antik dünyada bunu görüyoruz. Yani Hindistan'da da var tabii şeyde. Bu köle ekonomisi çok belirleyici bir şey. Şimdi mesela şu söyleniyor Osmanlı için. Osmanlı 3. Roma'dır. Evet, toprak düzenine bakarsınız, müesseselere evet yani yerini aldığı coğrafya, onun kodlarıyla bağı falan. Fakat bir fark var. Köleci değil ki. Köleci olmadığı için, köle ekonomisi olmadığı için başka bir formasyon. Şimdi bu mesela ben şeyle kıyaslarım bu eski saray İstanbul'da Doğu Roma Sarayı muazzam bir alanı kapsıyor. Yani o hipodromdan aşağı doğru malum. Yani böyle anlatılıyor tabii artık bir şey kalmamış ama yani içinde galeriler, şunlar, ihtişam, gösterme falan. Topkapı Sarayı'na bakıyorsunuz böyle kuş yuvası gibi bir şey yani yapılmış. Ha. Şimdi bu tevazu, ölçü fikri, ölçüyü tutturma fikri var Osmanlı'da. Bunun da sebebi insan merkezli düşünmüyor. Şimdi bunu söyleyince insanı dışlıyor manasında değil. Tersine. Hayır. İnsanı kıymetlendirebilecek bir referans taşıyor. O da Allah. Yani hiçbir Roma İmparatoruna tahta çıkarken mağrur olma Kaiser senden büyük demezler yani. Sen olsun derler yani. Halbuki yani şeyde Çemberli Taş'ta Konstantin biraz Apollon'dur. Biraz İsa'dır yani böyle tuhaf. Halbuki burada gölgedir o. Bir gölgedir en fazla. Onun adaletini temsil edecek. Onun için ölçüleri insana aykırı, eşyaya aykırı, tabiata aykırı veya Allah'ın iradesine aykırı yapmamak. O firavunlaşma meselesi var ya işte o firavunlaşmaya uzak durmak. Ve daima bir talip olmak. Evet, evet. Ortaya talip olmak da bir ama o ilişkiyi bozunca yani insanın eşyayla ilişkisini kuran referans olarak Allah yani sen ona hor davranamazsın diyen. Çünkü öbürü ihtiyaridir. Ben davranırım veya davranmam. Ama Allah bunu diyorsa davranmamak zorundayım.
Yani bunlar çok frenleyici mekanizmalar. Ve şeyde olmayan, az önce de söyledin, Katoliklere taş çıkarır dedi. Hakikaten haklıdır. Yani Püritenler felakettir. Felakettir yani. Yani Salem cadı şeyleri. Aa, tabii avcılığı. Salem cadı yakma şeyleri. Kukuluk, sıkılanlık falan nereden çıkıyor onlar şimdi, yani? Buna inanmayacaksınız Ayşe Hanım. Bugün Salem'e gidin. Cadı yakılma günlerinin festivalleri var. Devam ediyor. Evet, kültür olarak. Kendisi yok ama diyorsunuz şey devam ediyor arkası. Süslenmiş, püslenmiş insanlar. Onu söylemeye çalışıyorum size. Yani şey bu. Şu bizimkilerin de söylediler ya çok pek Cadı Bayramı diye giyinip geziyorlar. Balkabağı filan. Anaokullarında, okullarda filan bile indi artık maalesef. Şimdi yarım öyle korkunç bir şeyin bayramı kolay ithal edilmesi. Evet. Var ki insan hayretler içinde kalıyor ve bir de tabii İtalya'nı görünce benim Türkiye'ye ait çok zordur bende bu ama umutlarım hırpalanıyor diyeyim. Şimdi yani, biraz önce Hollywood dediniz ya, Hollywood yeni şeylerle veya farklı sinema endüstrileri diyelim çünkü sonuçta dağıtım kanalları da onlarda olduğu için şey değişmiyor. Yani üreten de farklı bir ülkede bile olsa o standartta üretmek zorunda. Hollywood yeniden bu sizin söylediğiniz saflaştırmayı yaparak yani iyi insan eşittir batılı insan işte bu Avrupa köken yani İsrail de bunun içinde dahil işte kötü insan eşittir işte Müslüman işte onun bir takım özellikleri var işte Iraklı dolu filan bütün bunları hala yeniden ve gençlerin de anlayacağı argümanlarla üretiyor. Şimdi iyi insan o olunca onun ürettiği her şey vampir de iyi oluyor. Yani tabii. Güncellemeler yapıyor. Zombi iyi oluyor. Yaklaşık 18-20 tane vampir filmi çekilmiş. Bu ilk şey vampir ilk çekilen filmin tekrarı yeni revizyonları. Onların hepsinin sonunda bütün kötüleri yenen bir haç var. Şimdi görsel anlatım ve bu görsel anlatım mı kim bilir kaç milyon insan zaten inledi. Kötüleri yenen haç. Yani şimdi bu şey bu formül Hollywood aracılığıyla o kadar çoğaltılıyor ki artık kitlelerin bir şey dinlediği veya farklı bir doğruya doğru yönlendirmek de sadece eğitimli olacak gibi de görünmüyor. Onların tarafından değil. Eğitim sadece bizde olur. Bunu çok iyi açtınız. Ben onlar için yapacak eğitimi doğrusu bir işe yarayacağına bu saatten sonra inanmıyorum. Umurumda da değil. Hakikaten umurumda değil. Şimdi diyeceksin ama milliyetçisin evet. O doğru söyle. Ama ben kendimiz için bir şey yapabileceğimizi düşünüyorum. Resmi gösterebiliriz bizim çocuklara. Benim derdim o. Ben bu resmi görelim istiyorum. Yani Eugenics dedim. Eugenics ile Darwin'in bağlantısını görmeliler. Darwin'den Amerikan Eugenics teşkilatını görmeliler derneğini. 1926'dır. Hitler'in bu dernekten öğrendiğini görmeliler. Çünkü bu dernekte yazışmaları var. Adamın teşekkürü falan var Hitler'in. Sonradan Hitler'in bu hikayesi var. Hitler'in bu hikayesinin nereye kadar doğru, nereye kadar abartık olduğunu görmek zorundalar. Bütün bu iş olurken Hitler'in bir marşalının Yahudi olduğunu, efendim, Mayer'in Yahudi olduğunu görmeliler. Parayı takip etmesini öğrenmeli bizim evet, çocuklar. Sermayenin takip. Sermayeyi takip Ayşe Hanım. O kadar önemli ki. Para nerede gidiyor, kimin elinde? Bu sermaye takibi. İlkokulda, ortaokulda saçmalamayı bırakıp, yani çok ciddi söylüyorum bu mesajdır yani. Lütfen ekonomiye giriş koyalım. Şimdi bunu mesela evlerde yapılan tartışmaları konuşuruz ya işte aydınlanma sürecinin içinde hatta Batı toplumunda evde bilim konuşulurdu falan diye siz onu sıkça örnek verirsiniz. Hala evlerde yani yeni geçen hafta bir evde tanık oldum. Müslüman ülkeler niye geri? Çünkü yani niye gerinin sebebi İslam diye bir dine inanmaları için. Halbuki İslam ülkelerinde çok da Hristiyan yaşıyor yani Filistin'de dahil olmak üzere. Niye geri? Batı niye ileri?
Ve bu Batı niye ileri gitmiş, niye biz Batı gibi olamıyoruz, Batı ülkeleri gibi olamıyoruz hedefi üzerinden? İslam'ın değişmesi gerektiğine varan bir ev tartışması. Şimdi evde ev, bir ev ahalisinin konuşması şimdi. Evet, ve oraya kadar insan, iniyor. Eğitimli insanların ama yani eğitimli bir ev ahalisindeki bir konuşma. Hala bu klişelerin tekrar tekrar yenilendiğini görüyoruz. Öğretmediniz ki. Tabii yani... Basitlemeler basit sorularla oluyor ve her basitleme o basit soruları yeniden üretiyor. Şimdi mesela zamanında bizim medeniyetimiz onlardan ileriydi. Sanki böyle bir dünyada medeniyetler ligi var ve ileride olmak gerekiyor. Yani Kordoba'da, Endülüs'te dur şunların ilerisine geçelim diye mi bu adamlar oturdular, yazdılar, düşündüler falan. Bundan hiç ilgisi yok. Bir kere bu ileri geri yarışı falan değil. Bu varoluşsal bir mesele. Yani varoluşsal bir mesele olarak koyarsak bunu, o takdirde potansiyellerimizi gözden geçirmeye başlayacağız. Yani yarışı şey yapmak değil. Bu cümle çok çok önemli ya. Bu ileri geri meselesi değil. Varoluş. Varoluş meselesi, savaşı bu. Ve neyin ilerisi, neyin gerisi. Ve Türkiye şu noktada, geçenlerde istatistiklerde gördüm. Umutlu insanların yeri burası hala. Niye olmasın diyorsunuz? Niye olmasın? Ama size dayatılan bir karanlık var. Bunu niye kabulleniyoruz biz? Başka türlüsünü bilmediğimiz için kabulleniyoruz. Nereden kaynaklandığını, neden öyle konuşulduğunu bilmediğimiz için bu geliyor. Yani dünya... Nasıl söylemeli bunu? Sosyoloji nasıl oluştu onu bilemiyoruz. Öyle mi demek lazım? Bu ben, doğru. Kendi adamlarımızın da belki bu anda yetişmemesi. Ama işte. Şimdi şöyle, bu komplekslerle hiçbir şey yetişmez zaten. Mesele o komplekslerle başa gelme meselesi. Şimdi antropolojide bir örnektir o. Bu Amerikalarda bir yerli kabileye rastlıyor da misyonerler, işgalciler, kolonyalistler. Şimdi giriyorlar köye, işte önce bir konuşmak istiyorlar, hiçbir tepki yok. Yani konu bağırıyorlar, itiyorlar, kakıyorlar falan, adamlarda hiçbir tepki, duruyorlar ve işlerine devam ediyorlar. Anlayamıyorlar yani buna, sanki karşı dursalar öldürecekler falan ya. Yani. Sonra anlıyorlar ki bunların dilinde yabancı yok demek. Aynı zamanda yok demek. Şimdi mesela fikirlerine katılırsınız veya katılmazsınız ama mesela Mahatma Gandhi'nin şöyle bir bakışı vardı. Buna röportaj yapıyor bir İngiliz gazeteci. Siz İngiliz kolonyalizmine karşı savaş mı veriyorsunuz diye soruyor. Hayır diyor, öyle bir savaş yok bizde. Ne yapıyorsunuz? Biz Hindistan'ı inşa ediyoruz. Yani bu çok önemli bir şey. Buna bir inşa meselesi olarak. Türkiye'yi inşa etme diye bir derdimiz var mı acaba? Ama şu var yani. İşte Eurovizyon'a girelim, birinci olalım. Oraya olimpiyatlara gidip madalya alalım. İşte bilim adamlarımız aferin alsın. Edebiyatçılarımız Nobel alsın. Böyle bu dünya gözlemi. Yani bu inşa meselesi değil yani. Bir kere bizim kendimizi inşa etme irademiz var mı yok mu? Bunu yaparken nerelere dayanacağız? O dayanaklarımızı ne tehdit ediyor? Zaten burada konuştuğumuz şeyler işte bunlar, o evet. Dayanakları olarak korozyon getiren etkiler. Yani bugüne kadar devam eden. Devam eden etkiler. Yani orada kendi iç hesaplaşmamızı yapacağız. Yoksa birileri bize yüzleş diye yüzleşmeyeceğiz. Yani. Tabii ki müesseselerimizle yüzleşeceğiz. Zihniyetimizle yüzleşeceğiz. İmkanlarımıza bakacağız. Yani bu ne isteyip ne istemediğimize bakacağız, nasıl yaşamak istediğimize bakacağız. Eşyayla ilişkilerimize bakacağız, tabiatla ilişkilerimize bakacağız. Tabii ki o mu bu mu seçimin tercihlerimizi yapacağız. Yani belki hani ben hala komşu açken uyuyamayan insanlar olduğumuz kanısındayım. Çekim de öyle. Yani ne yaparsak yapalım. Yani mikro bazda bile mahalle kültürünü yok edememiş insanlarız. Devam edemeyeceğiz. Hala öyle oldu kanısındayım. Ve bir süre sonra da lüksün komik olarak gören
insanın ne edeceğini... Mezara mı götüreceksin diye başlar tabii. Yani. Bir yerde yani hatırlar en azından bunu. Yani. Mezara mı götüreceksin tabii diye yani başlar. Ola ki teyiden söylüyorum yani yanlış şey yapıyorsam lütfen düzelt. Ola ki Kobi ülkesiyiz. Esnaflığın ötesinde. Ola ki Kobi ülkesiyiz. O zaman ona göre tedbir alıp. Tabii ki canım. Yani bu saçmalıktan kurtulacağız. Hani belki bu abuk tabuk akıllı binalardan kurtulacağız belki. Peki bugünlük bu kadar diyelim mi? Bir sonraki program süremizin sonuna geldik. Biz kaldığımız yerden devam ediyoruz bir sonraki program süresinde. Tam da savunduğumuz fikre uygun böyle bir şey saf konuşmuyoruz. Her şeyi birbirinin içinde konuşarak anlamaya çalışıyoruz. Evet yani inşallah biraz bir fayda olur bir yer. Ama bence her programda Alev abla bir tavsiyede bulunmalı. İhmal edilebilir, nasihat vermesi lazım. Evet, evet. Ben şimdi şöyle söylediklerinden süzerek galiba nasihatlerden biri mitoloji okumak demiştiniz. Evet, mitoloji yok. Türk mitolojisi okumak. Türk mitolojisi. Yunan mitolojisi okumayı bırakın, Türk mitolojisi okuyun diyebilir miyiz? Hayır, ikisini de okuyun. O da tekrar söyleyelim izleyicilerimize lütfen. Alev Alandan'ı ihmal edilebilir nasihatlerinden. Peki. Mitoloji dediğiniz zaman sadece Yunan mitolojisine takılıp kalmayın. Çünkü doğru değil. Tek değil. Türk mitolojisi muhakkak okuyun. Ve insanlarla tanrılar arasındaki ilişkilerin ne kadar farklı olduğunu görün. Sonra Türk mitolojisinden yola çıkıp İslamiyet'in kabulündeki kolaylığı hissedin. Gerisi gelir. Ama okuyun. İnşallah tutarlar bu tavsiyenizi. Hemen ben de Türk mitolojisi okumaya başlayayım diyorum. Yukarıda kitaplar var. Ben tamam vereyim. Hemen. Evet. Sizden alıp başlayalım. Efendim bugün de programın sonuna geldik. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoşçakalın.